Bekir Hazar Danışman Moskova, Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsızlık kazanan Ermenistan ve Azerbaycan'ı etkisi altında tutabilmek için anlaşmalar yaptı. Ermenistan'a güvenliğinize yardımcı olacağım diyerek asker gönderip üst kurdu. Başlangıçta her şey Rusya adına iyi gidiyordu ancak bugün her şey eskisi gibi değil. Ermenistan şu dönemde Ruslar için büyük sorun adeta kangrene dönüşmüş bir yara. Şu anda Ermenistan Cumhurbaşkanı olan Armen Sarkisyan oraya boşuna oturtulmadı. Önceki gün sizlere bahsetmiştim. Yunan Enerji Bakanlığı o koltuğa Amerikan Enerji Şirketi Exxon Mobil oturttu. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de doğal gaz aramalarını Exxon yapacak ve bulursa %73'üne konacak. Anlaşma böyle diye. Yahu bu oturtma nasıl olur diye bir düşünceye kapılmayın. Örnekleri çok. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rothschild ailesinin bankasında yöneticiyken ve onu kimse tanımazken bir gecede ülkenin başına geçiriliverdi. Beyaz Saray'ın resmi yayın organında bile Macron hakkında, onun hakkında bilinen tek şey, Rothschild hanedanlığının bankacılarından parlak bir çocuk olduğudur diye yazılıyordu. Hakkında başka hiçbir şey bilinmediğine ve hanedanın elemanı olduğuna en resmi yerden vurgu yapılıyordu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da bu hanedanın kullanışlı bir diğer elemanı. Aslında Armen'den bir önceki cumhurbaşkanı da bir başka Sarkisyan'dı. Onun adı da Serj Sarkisyan'dı. Serj'in eşi Rita, Rochelt ailesi tarafından okutulmuştu. Çünkü Rita, Jacob Rothschild'in manevi kızıdır. Bu yakınlık çok eskiye dayanır. Dadayan ailesi, Ermenistan'ın gizli kodlarını en iyi bilen ailedir. Dadayanlar, Serge Sarkizyan'ın eşi Rita'nın ailesidir. Rothschild hanedanı Ermenistan'da güçlenirken, Dadayan ailesi sayesinde bunu başarmıştır. Dadayan ailesinin birçok üyesi askerdir askeri güç anlamında Ermenistan sıradan olsa da ordu ülkede önemli söz sahibidir. Rita Dadayan, Ermenistan'ın birçok kez uluslararası kredi almasını sağlayan kişidir. Serge Sarkizyan, 1983 yılında Rita ile evlendikten sonra önü açıldı. Rothschild ailesine Londra'da bir yıl danışmanlık yaptı. Hanedan onu Cumhurbaşkanlığına oturtup tam Erivan'ı Ruslardan koparmak üzereyken Ermenistan'da sokak olayları başladı. Serj Sarkisyan görevi bıraktı. Yerine Armen Sarkisyan geldi. Armen yarı İngiliz, yarı Amerikandır. İngiltere'de büyük elçilik yapmıştır ve Kraliçe 2. Elizabeth'in uşağıdır. Hanedan sayesinde Kraliçe'nin emireri olmuştur. Armen Sarkisyan aynı zamanda da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yetiştirdiği bir piyondur. Armen Sarkisyan'a Chicago Üniversitesi'nde özel bir görevi altın tepside sunan ve CIA'ye bağlayan kişi Mike Pompeo'ydu. 9 ayda bu üniversitede Pompeo sayesinde kürsü yaptı. Armen İngiltere'de güç olan hanedanla yakın ilişkiler kurdu. Bu sayede İngiliz Petrol BP, Alcatel, Telefonica, Bank of America, Merrill Lynch ve Hanedan'a ait çok sayıda çok uluslu şirkette hala danışmanlık yapıyor. Rothschild'in Fransa ayağında da banka ve enerji şirketlerinde de yönetim kurulu üyelikleri görevini yürüterek hala maaş alıyor. Dün bir Rus generalle konuştum. ABD ve İngiltere, Armeni kullanarak Ermenistan'ı Rusya'dan koparmak, tamamen batıya bağlamak istiyor. Ermenistan'dan gelen ilk provokatif saldırıda boru hatlarının geçtiği Tovuz'u hedef aldılar. Azerbaycan Türk'ü bir general ve albayı öldürdüler. Nerede? Zırhlı bir aracın içinde. Neyle? ile? Zırh füzeyle. Acaba o füzeyi Gürcistan'da NATO ayağına gezinen Amerikalı askerler mi attı? Ermenilerin buna gücü var mı? Bunu iyi düşünün. Sarkis yanında kimlerden maaş aldığını da araştırın bir zahmet dedi. CIA'de Ermenistan'ı Rusya'dan koparma masası kurulduğunu, Erivan'ın Atina'ya bağlandığını söyledi. Ermenistan'da yaşayan 3 milyon kişi için her ay CIA tarafından Yunanistan üzerinden Erivan'a kişi başı 200 dolar gönderildiğini aktardı. Hedef Ermenistan'da bulunan 5000 Rus askerini kovmak, Erivan'ı koparıp almak. Moskova'nın çatışmaya bu açıdan baktığını ve ulusal çıkarları nedeniyle örtülü olarak Azerbaycan'ı desteklemek zorunda olduğunu vurguladı. Azeriler keşke Karabağ'ı bir günde halletseler diye ekledi. Batı Akdeniz'i de istiyor, Hazar Havzası'nın zengin enerji yataklarını da. Kafkaslardan geçen boru hatlarını ve ipek yolunu kontrol etmekte. Avrupa'nın Rusya doğal gazına bağımlılığını da durdurmak için çırpınıyor. Ankara'nın her defasında oyun bozucu olması kafa yedirtiyor. Ermenistan ise burada ölümüne gönderilen bir zavallı. Dünyadan habersiz, dünyadan göçertilen. Bekir Hazar İsmail Çağlar Ermenistan'ın yanlış hesabımı. Herkesin aklında aynı soru var. Ermenistan neden durup dururken Azerbaycan'a saldırdı? Azerbaycan'ın askeri gücünün Ermenistan'dan çok üstün olduğu ortada. Gerek nüfus gerekse ekonomi açıdan Azerbaycan kat kat önde. Üstelik mevcut Ermenistan yönetiminin batı yanlısı olduğu da biliniyor. Ülke yönünü batıya dönme gayreti içerisinde. Bu da Rusya'yı rahatsız ediyor. Mevcut krizde de Rusya Ermenistan'ın biraz burnunun sürtünmesini istediği için hemen müdahale etmiyor. Peki hal böyleyken Ermenistan'ın zoru ne? Neden kaybedeceğini bile bile savaşa girdi? Neden böyle bir şey yaptı? Aslında Ermenistan'ın yaptığı yeni bir şey yok. Yıllardır ne yapa geldilerse onu yapmaya devam ettiler. Yıllardır Azerbaycan'a ufak çaplı taciz saldırıları düzenliyorlar. Azerbaycan da aynı şekilde karşılık veriyor. Vaziyet bu haliyle mutada dönmüş durumda. Ermenistan'ın son saldırısı ise yıllardır yaptığından farklı bir saldırı değildi. Azerbaycan'ı taciz ettiler ve her zaman aldıkları karşılığı almayı bekliyorlardı. Oyunu değiştiren hamle ise Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan, Ermenistan'ın son saldırısından sonra aynı şekilde ve ölçekte bir cevap vermekle yetinmedi. Tüm cephe hattında büyük kapsamlı bir karşı harekat düzenledi çok kısa sürede askerlerini harekete geçirerek hızlıca hücum etti ve Ermenistan'a karşı ciddi bir üstünlük sağladı. Azerbaycan'ın geçmişte gösterdiği tipik refleksi göstereceğini düşünen Ermenistan ise kelimenin tam anlamıyla Ayaz'da dışarıda kaldı. Peki Azerbaycan'ı bu kadar kapsamlı ve büyük bir cevap vermeye iten faktörler nelerdir? Ne oldu da daha önce kısmi karşı saldırılarla yetinen Azerbaycan bu sefer kapsamlı bir cevap vermeye çalıştı? Sonun cevabı ne askeri kapasitede, ne Azerbaycan'ın son yıllarda gelişen ekonomisinde, ne de satın aldığı silahlarda. Cevap daha çok özgüvenle alakalı. Şüphesiz Azerbaycan'ın yerine gelen özgüveninin önemli bir kısmı kendi iç dinamikleriyle alakalı. Ancak Türkiye'ye faktörünü de yabana atmamak lazım. Azerbaycan geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin artan psikolojik ve askeri desteğini çok daha fazla hissetmeye başladı. Ermeni saldırılarından sonra yapılan ortak tatbikatlar ve Türkiye'nin doğrudan diplomatik desteği çok önemli. Azerbaycan önceden de Türkiye'nin her koşulda arkasında olduğunu biliyordu. Ama artık sırtını dayadığı dağın büyük ve yalçın bir dağ olduğunun farkında. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkinliği Azerbaycanlı kardeşlerimize de yansıyor. Arkalarındaki Türkiye'nin artık kendi iç sorunlarına boğulmuş bir ülke olmadığını biliyorlar. Libya'da, Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Doğu Akdeniz'de hakkı olanı söke söke alan bir güçle beraber olduklarını görüyorlar. Dünyanın hemen her yerine eli uzanan Türkiye'nin Azerbaycan'a sadece kardeşlik sözleri, iyi niyet gösterileri, diplomatik jestlerle değil Fiilen de el uzatacağını hissediyorlar. İşte bu özgüvenle hareket ederek ve tabii ki geliştirdikleri kendi özgüçlerine de güvenerek denklemi değiştiren hamleler yapabiliyorlar. Türkiye güçlenmeye ve büyümeye devam edecek. Güçlenip büyüdükçe dostlarını da güçlendirecek ve yeni dostlar edinecek. İsmail Çağlar